zorludur bu coğrafyada yaşamak. Dağlardan esen sert rüzgarla gelen kar boran insanına da yansır. Kars, Kafkasların Anadolu'ya açılan giriş kapısı. Çok kültürlü zenginliğimizin renk ahenk bir yansımasıdır. Kars benim için apayrı bir yeri var. Çünkü burası dedelerimin, nenelerimin bin bir güçlükle hayatlarını idame ettikleri ve Anadolu'nun bana göre beşiği. Kafkasya coğrafyasıyla yoğrulmuş bu bölge, binlerce yıl çeşitli medeniyetlerin ve kavimlerin geçiş noktası oldu. Geçmişte çekilen fotoğraflara bakarak, bugünkü fotoğrafları çekip yan yana koyduğumda, geçmişte neler kaybettiğimizi anladım. Kentlerin korunabilmiş insancıl hafızası, orada yaşayanların anılarında saklandığı kadar sokaklarda, meydanlarda, binalarda da varlığını sürdürüyor hala. Çok kültürlü bir şehrin hafızalardaki yeri ne kadar önemliyse, kültürel zenginliğin somut kalıntıları olan mimari dokusu da o kadar önemlidir. Kars bir değişim içinde. Betona yenik düşüyor maalesef. Sokaklar, parklar, binalar ve yaşam tarzları giderek hep aynılaşıyor. Şimdi yılların birikimi olan Kars arşivi, yani eski fotoğrafların arşivinin artık zamanı gelmişti, bunu bir yerde kullanmamız lazımdı. Özcan Yurdalan diye bir arkadaşımız bu işi ateşleyen bir fitil oldu. Özcan Bey, ya gelsenize şunu eski ile yeni bir araya getiren bir kitap oluşturalım dedi. Bizim de o zamana kadar hiç aklımıza gelmemişti. O bize bir fikir verdi. Eski hali, yeni hali. Eski hali, yeni hali. Bu bizim için çok önemliydi. Ve başladık. 3 kitap ortaya çıktı. Kars'ın eski fotoğraflarını çeken fotoğrafçıları saygıyla anarken, onların ayak izlerinden yürüdüm durdum yıllarca. Aynı kadrajı, aynı mevsimi, aynı mekanı yakalamak için. Amacım geçmişle günümüz arasındaki tabiattan daha ziyade insanların yapmış olduğu deformasyonu izlemekti. Geçmişteki bu yapıların günümüzde yok oluşu beni önemli ölçüde etkiledi. Bu da fotoğraf kanalıyla fotoğraf çekerek bunu saptamam beni araştırmaya yönlendiren en önemli unsurdu. Eski yeni fotoğraflarla Kars kitabının asıl amacı var olan kültürümüzün değerini anlamaktır bana göre. Bu var olan kültür geçmişte fiziki yapı olarak nasıldı? Şimdi ne kadar harabeye döndü, ne oldu? O ikisi arasında sentezi ben ona bakan insanlar, onu okuyan insanlar, o sayfayı çeviren insanlara aktarabiliyorsam sözsüz olarak o kitap görevini yapmıştır bana göre. Geçmişimize sahip çıkarak var olan evrensel kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarabiliriz. Benim için fotoğraf çekmek, amatör ruhla fotoğraf çekmek, başlı başına geçmişi günümüze aktarıp geleceğe ışık tutmak açısından çok önemli işlev olduğuna inanıyorum. Fotoğraf benim ana konum, belgeselcilik benim özüm. Tanrı ve insan sevgisine derinden bağlı ruh güreşçileriydi Dukoborlar. Malakanlar ve Dukoborlar, Kırım Yarımadası'nı üzerinden Kars bölgesinde Kafkasya, Za Kafkasya, Trans Kafkasya bölgesine geldiler. Burada ağırlıklı olarak Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye üzerine yerleştiler. Onların temel ilkeleri insan öldürmemek,
yeşili sevmek, dosta, komşuya yardımcı olmak temel ilkeleri. Diyor ki, eğer komşunu seversen ona nasıl kötü gözle bakabilirsin ki, onu nasıl öldürebilirsin ki? Şimdi fotoğrafçılık anlatılmaz ki, yaşanır. Neden yaşanır? Şimdi herkesin kendine göre bir hobisi var. Kimisi ip atlamayı hoşlanır. Kimisi dağa ağaca tırmanmayı hoşlanır. Kimisi de dağa tırmanmayı, yani bir, benim de bir zevkim bu. Yani zevk alıyorum bir şeyi fotoğrafladığım zaman. Yani bunu benim anlatmam mümkün değil ki. Bu apayrı bir nasıl söyleyeyim size? Apayrı bir zevk. Ben çektiğim zaman sanki o benimle bir parçaymış gibi oluyor. Yani öyle fotoğrafı çektiğim zaman o benimle bir yaşıyormuş gibi oluyor. Şimdi zaman akıp gidiyor. Yeni nesil eskiyi nasıl bilecek? Bunu anlatmanın tek yolu bu görsel malzemedir. Bu da ancak fotoğrafçılıkla mümkündür. Böyle düşünüyorum. Mustafa Bey, hey hey hey. Kış mı dalı deldi geçti. Havam kim, paşam kim, nigar kim, gözüm kim, kanım kim, canım kim, kim kim? Kiziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oldu. Cennet vatan, dünyanın dilinde destan. Bir canım var sana kurban, aziz vatan Gazi Kayıpsın. Bir canım var sana kurban, aziz vatan Gazi Kayıpsın. Her ne kadar savaşlarla yoğrulmuş bir kent olsa da Kars, barış felsefesini de barındırır bir kendi bünyesinde. Sarıkamış'ta, Allahu Ekber dağlarının eteklerinde, esen her rüzgarda, burada şehit düşen 90 bin askerimizin sesleri gelir kulaklarımıza. Çıldır, Arpaçay ve Arpahan bu bölgede yetişen kazlar son derece sağlıklı ve eti lezzetli. Yani bir kere bu tadı aldıktan sonra başka hiçbir yerde bu tadı alamayacağınız bir yemek çeşididir. Karızman'da bahçe gülü, yayladan eser mi seni? Şaha serdir çıldır gölü, Serhat Kars'ta güzel olur. Şaha serdir çıldır gölü, Serhat Kars'ta
17 Temmuz 1952'de Erzurum'da doğduktan sonra babamızın memuriyetinden dolayı çeşitli vilayetleri gezmeye başladık. 1973 yılında Mayıs ayında ben okul biter bitmez Kars'a geldik. Baba yurdumuz, dede ocağımız. 17 Temmuz 1973'te fotoğrafçılığa vergi mükellefi olarak başladık. O gündür bugündür elimizde profesyonel olarak devam ettik ama fotoğrafçılığımın profesyonelden ziyade amatör bir ruhla çalışmaya başladım. Çünkü Kars'ta bir potansiyel vardı. Ben onu görebiliyordum. Zaten uzun yıllar gurbet elde gezmemizin şeyinden dolayı Kars'ı da özlemiştik. Öyle makinemizle geldikçe geçtikçe dağı taşı çekmeye başladık.